Abla merhaba. Abla nasılsın? Abla Yeni Refah Partisi Belediye Başkanı adayım. Verdim. Tamam. Aldın mı mektubu? İnşallah. Bizi unutma ama. Bizi yalnız bırakma. Bize sahip çık. Hem de dua et. Hayır. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah. Nasılsınız? Allah şükürler olsun. İyi misin? Bizim gizli teşkilat ama. Kimse bilmiyor. Seni buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Her mahalle pazarının mahallenin merkezinde yapacağız. İnşallah. Parkların böyle altını otopark yapacağız. O otoparkta da kuracağız. Şimdi sen de zaman buraya yürüdün. Ya zor iş. Halledeceğim. Sağ ol anneciğim. Şimdi bir tane roz verdiler mi? Ama siz de bana sahip çıkacaksınız. Kadın sözü. Ben kadın sözü istiyorum. İyi görüyorum. Gelen. Var burada bir tane. Nasıl? Merhaba abla nasılsın? İyi misiniz? Abla ben yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı adayım. Abi. Bir saniye alayım.
Allah verir. Bu mektubu biz inşallah okuruz. Bizi de yalnız bırakmayın. Olur mu? Bizi sağlıklı bırakmayın. Zeytin burnuna inişler. Çok teşekkür ederim. Sahip çıkmamızı hem de duanız. Tamam. Bu da işi hep beraber başlayalım. Nasılsınız? Buyurun. Abla yerel seçimde ablaların bana sahip çıkmasını çok önemsiyorum. İnşallah. Bizi yalnız bırakma. Söz. Yerlerine kalmasın diye. Çok teşekkür ederim.
Selamünaleyküm. İsmail Gülcan. Bu memleketten bir lider gelmiyor. Hiç yalan söylemiyorum. Atatürk ayrı, o ikinci liderimiz. Özellikle ben bakıyorum. Lider şimdi. Geldiğimizde memleketin en yüksek zammı yaşıyor. Emekliye en yüksek zammı yaşıyor. Hiç sanayi hamlesi başlıyor. Hiç orada kalmıyor. Dolayısıyla hiç yalan söylemiyorum. Gelenekten geliyor. Bizim işimi beraber başlatıyoruz. Muhalefette de hakkımız var. Bir umut var mı arkadaşlar? Mesela bizim genel başkanımız. Şimdi öyle bir genel konuştuk ki. Allah. Her şey iyi diyor. Allah. Bizim o tarafta dursun bize. Bunu kapatma. Öbürü de her şeyi kötü. Şurada, şurada. Şuradan gelenlere ver. Aylant abi sen her yerdesin maşallah. Eyvallah. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Ne yapmak? Nasıl bir şey? Bu önemli. Bu yerel seçim. Ben doğma bile zeytinliyim. Epey oldu. 15 senede de başkanlığa tecrübem var. Nasıl oldu? Şu ayrışım durumundan kurtulmak istiyorum. Yani bunu geliştirmek istiyorum. Bu bir lütfen bana sahip çıkın. Biliyorlar, konuşuyoruz veya hatta bunu artık bu ayrışımcılıktan kurtulmamız lazım. Biz bunu etmemiz lazım. Ve hep bir, bizim ortak faydamızın da zeytin bulunuyor. Genelinde Türkiye'nin ortakları. Onun için rica ediyorum, bize sahip çıkın. Tabii giremezsiniz. Neden? Aynen öyle. Bakın. Meşlersiniz. Ödersiniz efendim. Düzme alacağını. Kırmızı bana. Ben 2019-2015 senesi belediye başkanım. 2019'da AK Parti'nin yanlışlardan dolayı istifa ettim bıraktım. 5 senedir siyaset yapmadım. Şimdi tekrar aktif bir siyaset teklifi geldi. Böyle başladı. Meşlersiniz de merkez efendim yapmadım. Orada kaldım. Ve mezunum her mahalleye avuzu yapacağım. Neden? Belirli bir geçtiği istemekte insanların yapabildiği iki spor var. Bir yürüyüştür, bir yürüyüştür. Bravo. Aynen. Mers, iki mahallede olunca ben yok. En başında daha yeniyken de geldi. Allah Allah, o kadar da niye olur? İnşallah bunu her mahalleye yapacağız. Herkes kendi mahallesinde yüzmesini yapacak. Çünkü spor önemli. Öğrencilerimize destek, insanlarımızın ekonomik sıkıntıları. Şimdi bizim önceliklerimiz bir, kentsel dönüşüm. Binalarımızı sağlamlaştırmamız lazım. Arttırarak. Ada bazında biz bunu inşallah yapacağız. Niye insan arttırmak? Ne demek o? 100 daire mi var? Bunu 130'a 140'a çıkartacağız. Çünkü insanlarımızda ekonomik sıkıntı var. Kentsel dönüşüm bir mali. 2-3 milyon lira para vermemiz lazım. O zaman bu farklı daireleri satın nasıl yapıyor? Maliyeti aşağı çekiyor. Kafa kafaya gelebilir miyiz bilemem. Her yerde olmaz. Ama en azından 300 bin lira alırız. 400 bin lira alırız. 3 milyon, 4 milyon isteyemeyiz insanları. Yok. Sosyal yardımlar yapıyorlar.
fikirimiz buydu. Ya abi orada bir yaptığımız davamın konuklarına ulaşmak zorlaştı. Et ve et ürünleri imkansız hale geldi. Biz bunların üstlerimize vermeliyiz. Biz konser, festival, sergi, müze, kültür güzel şeydir ama önceliğimiz o değil. Onu biraz daha kenara koyacağız. Önce dünya var, otopark var mı? Biz buraya gelirken yarım saat otopark diyor abi. Otopark sıkıntılarını zannettiniz. Öğrencilerimizin eğitimini iyileştirdik. Eğitim her şeyden önemli bir şey. Bu olmazsa işte bak Türkiye'nin ne hale gittiğini görüyoruz. Bunları yapacağız. Sonra konserlerde şarkıda sürpriz ettiğimde onlar var. Böyle. Bunun için ben özellikle sizin gibi Demir Kavdalar'ınla bize sahip çıkmasını rica ediyorum. Lütfen bize sahip çıkın. Bizi yalnız bırakmayın. Zeytin bunun için iyi işler. Partilerin başka da olsa bu mola verin. Bu yerel seçim yerel düşün. Tamam. Söz mü? Çok teşekkür ederim. Eşlerimize, çocuklarımıza çok selamlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ortak konuşmuş olduk. Şimdi bak mesela maddi eğitim desteği de ama başarılı bir öğrenci bir iki dersten geri kalıyor. Sen sonra desen ki çocuğuma takviye ile kendi özel ders aldığını saatte bir de çocuk gibi mi? Nereden geliyor? Kimin gündeminde var bu atanamayan öğretmenler? Bir tek adam. Fatih Arkın. Bak, özlü takdir alamayan uzman çalıştı. Stajyer, diplom dolayı emeklilik mağduriyeti yaşayanlar. Bir tek adamın gündeminde. O da Fatih Arkın. Onun için bizi yalnız bırakma. Bu değişimi buradan başlatalım. Hem de duanız bu. Anne duası bizim için çok var. İnşallah hep beraber düzeltiyoruz. Allah'a emanet. İnşallah iyi olur. Hep beraber olsun. Her birimizde. Allah razı olsun. Haberlerimizin bize sahip çıkması çok önemli. Onun için lütfen belediye başkan yardımcısı tecrübemizi 15 yıl. Bu dekiler günlerin avantajını kullanalım. Bizi yanına bırakmayalım. Olur mu? Söz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Kim bunlar? İzledim. Değişimi beraber başlayalım. Olur mu? Eyvallah. Almanlarımızın bize sahip çıkmasına çok önemli. Lütfen bize sahip çıkın. Olur mu? Teşekkür ederim.